Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, biz ülkemizi gezerken bölgelerdeki harika coğrafyaları ve farklı atmosferleri doyasıya yaşıyor ve çok şey öğreniyoruz. Gezilerimiz esnasında bazen farklı doğal yaşam alanlarına da denk geliyoruz. Ve buralarda bolca vakit geçiriyoruz. Karşılaştığımız hayvanlarla ilgili bilgileri ve görselleri de sizlere daha önce olduğu gibi hayvanlar alemi başlığıyla kanalımızda sunmaya devam ediyoruz. Değerli gezginler, bugünkü paylaşımımız mavi tavus kuşu. Biz paylaşım için hazırız. Siz de hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Tavus kuşları, sülüngiller familyasında pavo cinsindeki iki tür kuşa verilen isimdir. Ana yurdu Hindistan, Seylan ve Kongo ormanlarında olarak bilinmektedir. Tavus kuşu, sülün ve hindi ailesinin en büyük üyesidir. Genel olarak oyun kuşu olarak bilinirler. Rahatsız edildiğinde uçmaktan daha çok koşmayı tercih ederler ama gerektiğinde yuvarlak kanatlarıyla kısa mesafede uçabilirler. Bu hayvanlar kur yapma döneminde erkek tavus kuşunun açarak sergilediği kuyruklarıyla çok tanınmaktadır. Dişi tavus kuşu parlak yeşil boyunlu, gövdesi ise kahverengi ya da gri tonlu renklidir. Tavus kuşlarının 3 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar mavi tavus kuşu, yeşil tavus kuşu ve Kongo tavus kuşudur. Yeşil tavus kuşu, Myanmar'ın doğusundan Java'ya kadar olan bölgede yaşar. Yeşil tavus kuşları, Dünya Korunma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine alınmıştır. Mavi tavus kuşu, Hindistan'ın alt kesimlerinde yaşar. Bu tavus kuşu, Hindistan'ın ulusal kuşu olarak gösterilmektedir. Mavi tavus kuşunun eteklerinde görkemli telek tüyleri bulunur. Kuyruk, örtü tüylerinden oluşan gösterişli telekler, bronz renkli bir eğreltiye benzer. Uçlarında göz dönen yuvarlak desenler vardır. Bu gözlerin ortasında parlak mavi ile çevrelenmiş siyah bir benek yer alır. Mavi halkayı da kenarları yeşilimsi sarı olan bronz renkli bir dış halka sarar. Erkek, dişiye çiftleşme zamanında gösteri yaparken kuyruğunu kaldırıp, kuyruk örtü teleklerini yelpaze gibi açar ve titreştirir. Erkeğin tepesinde yelpaze biçimli, siyah ve mavimsi uçlu süs tüyleri bulunur bu hayvanlarda. Başı ve boynu parlak mavi, sırtı yeşil, üzerine siyah desenli, kanatları kahverengi nakışlı, alt bölümleri parlak koyu yeşil ve siyah renklidir. Yüzündeki tüysüz bölgelerden beyaz derisi görülür. Dişiler ise soluk renkli, gösterişsiz hayvanlardır. Değerli gezginler, bugün size paylaşmış olduğumuz mavi tavus kuşu, soğuğa karşı oldukça dirençli yapısı sayesinde yeryüzünün birçok yerine götürülmüş, hayvanat bahçelerinin gözdesi olmuştur. Görünüşlerinin güzelliğine karşılık, ötüşleri ise insanı irkiltecek ölçüde çirkindir. Mavi tavus kuşlarının dişisi,
yerdeki bir oyuğa genellikle 5 tane kahverengimsi sarı yumurta bırakır. Kuluçkaya dişi yatsa da bu hayvanlarda yavrulun yetiştirilmesinden erkek ve dişi ortaklaşa sorumludur. Bitki kökleri, tomurcuklar, böcekler ve kurtçuklar ile beslenir bu hayvanlar. Kısa ve dayanıklı gagalarının yanı sıra güçlü tırnakları, dayanıklı ayakları, tanelerle birlikte yiyeceklerin başlıca bölümü oluşturan kökleri, tomurcukları eşelemeye ve böcekleri kurtları topraktan çıkarmaya çok elverişlidir. Mavi tavus kuşlarının bazı özelliklerini sizlere şöyle sıralayabiliriz gezginler. Ağırlıkları ortalama 4,5 kilogram civarındadır. Kanat açıklığı 4,5-5 metre arasındadır. Kuluçka süresi 27 ile 30 gün civarındadır. Üreme dönemi Mart-Temmuz aylarıdır. Yaşam süresi ise 20 ila 23 yıl civarındadır. Evet değerli gezginler, bugün sizlere Hayvanlar Alemi köşesinde tavus kuşunun paylaşımını yaptık. Şimdi sıra sizlerde. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla bizi destekleyin. Gezgin amca ile birlikte farklı serüvenler yaşamak istiyorsanız yeni paylaşımlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.